Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik çam ağacımı yapacağız. Sizlerle bir önceki videomuzda minik çam ağacımız için gerekli malzemeleri sıralamıştım. Malzemelerimiz de siz de temin edip hazırlamışsanız başlayalım. Evet, öncelikle zincirimizi çekmekle başlıyoruz. İpimizi aldık ve tığımız 2,10 milimlik tığımız ve ipimiz de ince orta kalınlıktaki bir ipimiz de çok ince olmayacak, çok da kalın değil. Diva ipi kullanmıştım ben, hatırlarsanız. İpimizi doluyorum ve üstten bir alıp tutarak burayı ve ilk başlangıcı yapıyorum ve bunu zincir olarak saymıyoruz. Şimdi 24 tane zincir çekiyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 zincir çektikten sonra bir zincir atlayarak hemen ikinci zincirimizden batıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bir zincirimizi atladıysak ne oluyor? 23 tane sık iğnemiz olacak. Ve 5'e kadar 23 tane sık iğnemizi tamamlıyoruz. Evet, son zincirimize geldik. 22 ve 23'e batıyorum. İpimi bu şekilde doladım ki altta sökülmedi olmasın. Her dönüşümüzde mutlaka bir zincirimizi lütfen unutmayalım. Bir zincir çektim ve ilk deliğimize batarak yine 23 tane sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son deliğimize batıyorum ve 23. sık iğnemizi yapıyoruz ve bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Dönüş yaptım. Yine ilk deliğimize batarak 2, 3 diyerek yine bu sıramızı da 23 sık iğne yaparak tamam. 20, 21, 22 ve 23. sık iğnemize battık. 3 sıra 23 iğne, sık iğne yaptıktan ilk zincirimizden sonra 3 sırası 23 sık iğne yaptık arkadaşlar ve her dönüşlerde bir zincir çektik. Şimdi ilk azaltmamıza başlayacağız. Azaltmalarda ben genelde bebeklerde şu şekilde kullanıyorum ve her ikisinden de ilmek almadan batıyorum ve bunu bir çekiyorum. Ama şu anda bunu yapamam derseniz ben şöyle de yapacağım azaltmayı. Bir, ilk deliğe battım, ikinci deliğe battım ve 3 tane ilmek oluştu. Tığımı doladım ve üçünde bir çekiyorum. Evet, bu ilk azaltmamız 2 tane, sonda da 2 tane azaltma olacak. Şu anda 19x yani 19 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 17, 18 ve 19. Şimdi son 2 sık iğnemi ilmek aldım ve tığımı dolayıp İçinde bir çekiyorum ve bir zincir çekip dönüyorum. Evet, şimdi dönüş yapıyoruz arkadaşlar ve bundan sonra her sırada mutlaka önde ve arkada mutlaka azaltmalarımız başladı. 19'du. Tek sıralardan aklınızda kalırsa kenarda böyle not ederseniz 19'du. Şimdi 17 sık iğne yapıp son iki sık iğnemi yine azaltmaya bırakıyorum. Şimdi azaltma yaptıktan sonra 17x yapıp başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Ve 17. Sıraya geldim. Son iki ilmeğimi bırakmıştım. Sık iğnemi. Şimdi ikisine de batıyorum. Ve 3 ilmek olan tığımdan ipimi dolayıp ve ikisini de birden çekiyorum. Tığımdaki üçüncü ile birlikte. Yine bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum arkadaşlar. Dönüşte yine aynı hareketlerimiz, aynı çalışmamız.
2 tane sık iğnemizin üzerine batıyoruz. 2 ilmek alıyoruz. Tığımdaki ile birlikte 3. Şimdi çekiyorum. Şimdi 17, 15 eksi yapacağız. Ve 15. sıraya geldik. Şimdi yine 2 tane sık iğnemizin üzerinden ilmek aldım ve üçünü de bir tığımı dolayıp çekiyorum. Ve tekrar dönüş yapıyorum. Dönüşlerde ayrıntılı bir şekilde bahsetmem. Yeni başlayan veya tığ tutup da çok fazla bu şekilde sık iğneli çalışmalar yapmayan arkadaşlarıma yardımcı olmak için biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Şimdi yine azalttım. 2 tane sık iğnemi üzerime batarak aldım. Şimdi 13, 15'ti. 19, 17, 15 yaptık. Şimdi 13. Tek sıralarla devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, 13. sıramızda yapıyorum. Sık iğnemizi aldık. Ve sattık. Bir tane yaptım. Dönüş yapıyorum. Aynı şekilde azalttım. Ve şimdi 11 sık iğne yapacağız arkadaşlar. 11. sıradayım. 11x yaptım. Şimdi 2 sık iğnemi batıyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. 3 tane ilmek oluştu ve üçünü de birden ne yapıyorum? Çektim. Ve ağacımızın ilk bölümünün sol sırasına geldik. Bir zincir çekiyorum. Yine 2 ilmek aldım ve azalttım. Şimdi burada 9 tane sık iğne yapıyorum. Ve 9. sık iğnemize battım. 2 azaltmama battım. 3 ilmek oluştu tığımda ve çektim. Evet. İlk sıramız ağacımızın ilk bölümü bitti. Bir zincir çekiyorum. Sökülmesin diye ve makasımla kesiyorum. Şimdi tekrar 3 zincir ile bir üst bölüme geçeceğiz arkadaşlar. İpimi doluyorum ve ilk düğüm atıp ve 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, çok sıkı çekmemeye çalışın. Çünkü üzerine sık iğne yapacağımız için. Şu ipimizi de şöyle üstünden alalım. Burası arka taraf olacak artık. İplerimizi sonrasından keseceğiz. Şimdi ilk delimize battım ve bir sık iğne yaptım. 2. İpi bakın içinden yürütüyorum ki sökülmesin. 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 8, 9, ipimi arkaya aldım, 10 ve 11 sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve 11, zaten 11x vardı, 3 taneyi saymadım. Şimdi 3 zincir çekiyorum, 2, 3. Şimdi dönüşlerde ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. 3'ten sonra bir zincir daha çektim. Ve ikinci zincirime batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi buradaki 3 zincirimi yaptım ve 3 tane sık iğnem oluştu. Şimdi buraya 11x yapacağım. Burayı da 3 tane sık iğnesini yapıp sıramı 17x olana kadar tamamlayacağım. Bu bölümü göstermem lazım. 11x yaptım arkadaşlar. Baştaki 3'ü saymadan. Şimdi şöyle zincirimi hafifçe çeviriyorum. Ve zinciri gözükecek yerden 1, 2 ve 3. zincirime battım. İpimi yine şöyle aradan üstüne alıyorum. Ve içinde yürütmek için. Evet. Oluştu ve arkaya dönüş yapıyorum. Bir zincirimi çekip dönüşümü yapıyorum. Yine burada ipimi yine üzerinden yürütmek için ipimi şöyle üstten aldım.
Bir, iki ve üç. 3x'imizi yaptım. İpimizi bu şekilde arasında yürüterek belli bir yerden sonra duralım. Bakın ipler arkada duruyor ve sonra keseceğiz. Buraya kadar 17x yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son sıraya geldik ve 17. x'imizi yani sık iğnemizi yaptım arkadaşlar. İki sıra şu ilk zincirimizden sonra iki sıra sık iğnemiz oldu. 17x ile bir zincir daha yapıyorum ve yine bu dönüşü aynı şekilde arkadaşlar 17 sık iğne ile tamamlıyorum. 14 15 16 ve 17. sıramıza geldim. Şimdi bir zincir dönüş için şimdi azaltmaya başlıyoruz arkadaşlar. Azaltmamızda ne yapıyorum? Bir ilmek, bir ilmek daha doladım. Sadece tığımı dolamadan şimdi tığımı dolayıp çekiyorum. Şimdi burayı arkadaşlar sondaki 2 ve baştaki 2 dışındaki yerlerde haricinde 13 tane sık iğnemiz yapılacak. 1 2 13'e tamamlıyoruz. 13 sık iğne yaptım. Bir doladım. Bir tane daha sık iğneden aldım. Şimdi 3 ilmek ve 3'ünü de birlikte çekiyorum. Ve bir zincir çektim arkadaşlar. Dönüş yaptım. İşte dönüşümüzde yine artık azaltmalara başlamıştık. Yine tek sayılarla devam ediyoruz. Tek sayılarla zihnimizde kalacak ve bunu not ederken de aynı şekilde defterinize bu şekilde tarifi yazarsanız çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Azalttım 13x'te, şimdi 11x yapıyorum. 10 ve 11 yaptım arkadaşlar. 1 ve 2. Yani doladım. Çekiyorum. Bir zincir çektim ve dönüş yapıyorum. 1 2 ve birlikte çekiyorum. Nerede kalmıştık? 9 sık iğne ile tamamlıyorum. 8 9. sık iğnemize battım. Son 2'yi saymıyoruz hatırlarsanız. 1 2'yi de batıyorum. Ve ikisini de birden çekiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve dönüş yapıyorum. Yine aynı azaltmamız devam ediyor. 9'du. Şimdi arkadaşlar 7 ile devam ediyoruz. 7x yapıp sıra sonunda bekliyoruz. 7. sık iğnemiz ve yine azaltmalarımız, eksiltmelerimiz devam ediyor. Ve bir zincir çektik. Dönüş yaptım arkadaşlar. Yine aynı işlemimiz. Şimdi 5x yapıyorum arkadaşlar. Ve 5 yaptım. Yine deliklerimize batarak eksiltmemizi yaptım. Bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Umarım sizler de benim gibi benimle birlikte aynı anda yaparsınız ve güzel yorumlarınızla birlikte yaptığınızı resimlerinizde yollarsanız çok mutlu olurum. 1 2 son sıramıza geldik arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 ve 3. 3x yaptım. 3 sık iğnemizi 1 2 yaptım. Şimdi 3'ünü birden çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 burada 1 burada 1. Yani 5 tane 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi bir zincirimizi çekiyorum. Ve
İpimizi kesiyorum. Ve ipimizi bu şekilde çıkarttıktan sonra düğümlemiş oluyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiş aşamamız arkadaşlar. Yine aynı mantıkla ipimizi, tığımızı alıyorum ve üstten bir dolayıp bir zincirimi tutuyorum. Bir zincirimi geçirdikten sonra ilk düğümümü atıp 3 zincirimle başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir yaptım. İpimiz her zaman, sakın buradan başlamayayım arkadaşlar. Neden derseniz, şurada dikkat ettinizse hep ikişerli ikişerli gözüküyor değil mi? Çünkü ön ve arka, ön arka sırayla gittiğimiz için böyle bir düzen oluştu. Ama siz burada başlarsanız şuradaki görünüm bozulacak. Biz ne yapmıştık? Buradaydık. Buradan ne yapıyoruz? Arkaya dönecektik zaten. Ve şimdi de arkaya dönüyoruz. Ve ipimizi yine üstten alıp içinden yürüterek sık iğnemizi yapıyoruz. Kaç taneydi? 5 tane sık iğnemiz vardı arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi, şu dilerseniz şu şurada kalsın. Çünkü arkadan keseceğim. Kenardan da sarkmasın. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? 3 zincirimiz çektik. 3 zincirimizden sonra dönüş zincirimiz olan bir zincirimizi daha çekiyoruz. Yani toplamda 4 zincir burada çekiyoruz. Ve ikinci zincirime batıyorum. 1, 2 ve burada 3 tane sık iğne elde ediyorum arkadaşlar. Burada da 5 tane sık iğnemiz vardı. Buraya kadar devam ediyoruz. 5. sık iğnemi yaptım ve son 3 sık iğne zincirimin üzerinden sık iğnelerime devam edeceğim. Şuradaki son attığımız sık iğnemize çok dikkat edin. Onu biraz daha gevşek yaparsanız, çünkü biraz daha sıkılaşıyor. 2 ve son zincirimize batıyorum ve yine ipimizi şu aradan geçirip tığımızın üstüne alıp ipimizi arada yürütmek için arkaya alıyorum. Evet, bakın. Ve bir zincir çektim. Bir. Evet arkadaşlar, burada bir zincir çekmiştik. Arka dönüş yapıyorum. Ve ipimi yine aynı şekilde, şunları şöyle bir çekelim. Görünümümüz engellenmesin. Bir zincir çektikten sonra 3 tane sık iğneyi, bir önceki ipi arada yürüterek devam ediyorum. 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada ne yapmıştık? 5 sık iğnemiz zaten vardı. 3 burada. 8 oldu. 9, 10 ve 11 sık iğnemizi yapıyorum. Ve arkadaşlar, zincirimi çekip dönüyorum. Şimdi bu sırada bir tane daha 11 yapacağız. 11 sık iğnemizden sonra azaltmalara başlayacağız. 1, 2, sıra sonuna kadar 11 x'imizi yapalım arkadaşlar. 11. sıradayım. 11x yapıyoruz arkadaşlar ve dönüşümüz bir zincirle başlıyor ve bir zincirden sonra 2 tane ilmek alıp azaltmaya, eksiltmeye başlıyoruz. Burada 11x'i arkadaşlar 1, 2, şu sıraları sayarsanız 1, 2 ve 3. 11x oldu. Şimdi 7x ile devam ediyoruz.
Yedinci sıramıza batıyorum. Bir ilmek. Buradan da bir ilmek alıp azaltmamı yapıyorum. Bir zincir çekip dönüşümü yapıyorum. Yine azaltmaları her seferinde önde ve arkada, her iki tarafta da, yan duvarda da mutlaka yapıyoruz. Şimdi 7x yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 5x, yani 5 sık iğne yapıp son 2 sıramızı eksilteceğiz. Evet arkadaşlar, son sıramıza, sıra sonuna geldik. 5x yaptıktan sonra 2 tane ilmekten alıp azaltmamı yaptım. Bir zincir çektim. Dönüşümü yapıyorum yine. Ve yine eksiltiyorum. Son sırayı artık hep birlikte yavaş yapalım. Çünkü bitmek üzere. 1, 2 ve 3. 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. 1 ve 2. İlmek aldım. Ve tığımı dolayıp çektim. Bir zincir yaptım. 1, 2 sık iğnemden aldım. Bir tığ dolayıp çektim. Ve son sıramız o demiştim. 1x yapıyorum artık arkadaşlar. Yine 2 ilmekten azaltma yaparak 3 tane tığ doladım. Ve tığ doladıktan sonra bir zinciri çekip artık bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Daha önceki paylaşımlarımız olduğu gibi ben zaman kaybı olmasın diyerek yine birincimi yapmıştım. Arka yüzünü de yaptım. Şunun arkasını da hemen, iplerimi zaten içerisinde yürüttüğüm için kessem de sökülmeyecek. Bu altta kalsın. Şimdi arkadaşlar bunu kestim ama bu ipimi kesmiyorum. Çünkü kenardan sık iğnelerle birlikte birleşim yapacağım. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar birinci paylaşımımızdaki tanıtım videomuzdan sonra bu ağacımızın ön ve arka yüzünü yaptık. Bir sonraki paylaşımımızda bu ağacımızın ve bu ağacımızın ve buradaki küçük kar tanelerinden oluşan ağacımızın süslemeleri ve birleştirmesi ve elyaf doldurması ile birlikte videomuzu tamamlayacağım. Arkadaşlar şu anda videomuzu tamamlıyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.